Ve beraber Ankara'daydık çeşitli görüşmeler için. Edirne Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Recep Gürkan, önceki gün Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve ESSO Başkanı Recep Zıpkınkurt'la birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyareti konusunda bilgiler verdi. Edirne projelerinde verdikleri destek için Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na, Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin'e, Ticaret Odası Başkanımız Recep Zıpkınkurt'a, Ticaret Borsası Başkanımız Özay Öztürk'e, Edirne Esnaf Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Emin İnağ'a, Etsiyat Başkanı İsmet Açıkgöz'e, Edirne'deki tüm kurum kuruluşlara, meslek odalarına çok teşekkür ediyorum. Edirne'nin en önemli projelerinden biri olan Tunca Nehri Projesi'nin yapılan her türlü engellemeye rağmen kısa sürede gerçekleşeceğine inandığını belirten Başkan Gürkan, burada amaç Edirne halkının nehir kenarlarını özgürce kullanabilmesidir. İlk kez bir proje yapıldı, neredeyse koro halinde birileri engel olmaya çalışıyor. Her ne olursa olsun bu proje gerçekleşecek dedi. Tunca Nehri'nde bir proje yaptık biliyorsunuz. Mayıs ayından beri uğraşıyoruz. Bunu daha önce sunumunda yapmıştık. Basında çok yer aldı. Bildim bileli Edirne'de hep Edirne halkı nehirlerle buluşsun. Nehirlerin kenarları kullanımı halka açılsın talepleri vardır. Bu talepleri projede eksikler aksaklıklar olabilir. O çok önemli değil. Proje yanlış olabilir. Proje düzeltilebilir, değiştirilebilir. Ama buradaki amaç önemlidir. Amaç Edirne halkının nehir kenarlarını özgürce ve ücretsiz kullanabilmesidir. İlk kez biri çıktı bir proje yaptı. Neredeyse koro halinde söylenen o işte Edirne nehirlerden faydalansın cümlesinin arka tarafında birileri engel olmaya çalışıyor, lobi yapmaya çalışıyor. Hakikaten bu üzücü arkadaşlar ama her ne olursa olsun bu Tunca projesi gerçekleşecek. Kata atık bertaraf tesisleriyle ilgili projenin onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından talimat verildiğini belirten Başkan Gürkan, bunun dışında Ankara'da bir dizi ziyarette gerçekleştirdiklerini söyledi. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız da böyle. Kata atık bertaraf tesisleriyle ilgili biliyorsunuz projemizi bakanlığa teslim etmiştik. Ön incelemede herhangi bir problem olmadığı görülmüş. Bunun hızlandırılmasını talep ettik kendisiyle. O da en kısa sürede bu projenin incelemesinin bitirilerek onaylanması için talimat verdi. Tahmin ediyorum yılbaşından önce bu onay çıkacak. Biz de hemen ihalemize çıkarak yeni katı atık bertaraf tesislerinin veya çöplüğün ihalesini yapacağız. Ve söz verdiğimiz gibi yıl sonu itibariyle mevcut 60 yıllık vahşi depolama çöplüğü kapatarak yeni alanda çöplerimizi depolamaya başlayacağız modern bir şekilde. Belediye Başkanı Recep Gürkan ayrıca Tarihi Kentler Birliği toplantısının 21-22 Kasım tarihlerinde Edirne'de yapılacağını belirterek, Tarihi Kentler Birliği toplantısı en son 2003 yılında Edirne'de yapılmıştı. Birliğin en aktif üyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. 2003 yılında Edirne'de Tarihi Kentler Birliği toplantısı yapılmıştı o tarihte. O tarihten bu yana maalesef bir daha bu toplantı gerçekleştirilemedi ve biz Tarihi Kentler Birliği ile ve tabii ki Çekül Vakfı ile bütün ilişkilerimizi koparmıştık. Yaklaşık bir 5-6 aylık bir çabanın sonunda tekrar o ilişkileri tesis ettik. Bundan 20 gün önce Sayın Metin Sözen'le, Metin Hoca ile İstanbul'da bir 5 saate yakın bir toplantı yaptık. 21-22 Kasım tarihlerinde Tarihi Kentler Birliği toplantısını tekrar Edirne'de yapıyoruz. Bu toplantıda Tarihi Kentler Birliği'nin ve Çekül Vakfı'nın hem Trakya bir bütün olarak sınırları da aşarak Bulgaristan ve Yunanistan da dahil olmak üzere Trakya ile ilgili projelerini, çalışmalarını, düşüncelerini açıklayacaklar. Ve biz de artık Edirne olarak Tarihi Kentler Birliği'nin en aktif...